yerim seni ben, yerim. Sinan abi Allah aşkına ya, biz buraya dansöz oynatmaya mı geldik ya? Ne yapmaya geldik? Top gitti oynamaya geldik oğlum. Ya abi bir derdim vardı, hani konuşacaktık. Lan dans etmek varken konuşulur mu? Dans etmek daha keyifli. Hadi oyna oyna, kıvırt kıvırt kıvırt. Abi hadi gel, gözünü seveyim, gel otur da konuşalım. Tamam ay tamam Cinar'cığım, sen konuş, ben seni dinliyorum. Bana bak, ben dans ederken benim kafam daha iyi çalışır. Aklım daha olur, tamam mı? Aklıma güzel güzel fikirler gelir. Sen konuş, benim kulağım seni de dinliyor. Oh. Abi ben gidiyorum, sen beni dinlemiyorsun ya. Ya dur lan, şaka yapıyorum. Otur şöyle dinleyeceğim. Yavrum sonra yine gel, tamam mı? Vururum yerim seni. Söyle bakalım ne diyor lan, anlat. Ya abi biliyorsun, bu sabah Osman Baba yüzüme böcek ilacı sıktı. Duydum lan. Demek ki böcek ilacı kalitesizmiş ki seni öldürememiş. Ya da sen bayağı dayanıklı bir böcükmüşsün, kakalak gibi ölmemişsin. Abi çok komiksin ya. Abi benim ne yapıp ne edip bu Dilek'le evlenmem lazım ya. Hayda, takmışsın sen Dilek'le evlenmeye. Oğlum sen parasız, çulsuz bir adamsın. Osman Aga sana kızını verir mi? Ben olsam ben de vermem kızımı. Sen, senin gibi bir adama kız verir misin? Eğer seviyorsa veririm. Ya gel, seviyorsa verirmiş. Seviyorsa ve zenginse verirsin. Bak Çınar koçum, şunu kabul edelim. Sen de benim gibi doğuştan şanssız, talihsiz, kısmetsiz bir adamsın. Ulan bizde şans olsa piyango çıkardı bize be. Baksana piyangonun dördüncü talihlisi ortada yok. Aylar oldu, hala adamdan ses çıkmadı. Ne haber? Abi adam deli mi ortaya çıksın yani? Ortaya bir çıkacak, sonra bilmediği bir sürü akrabası çıkacak. Sonra da çekirge gibi o paranın üstüne üşüyecekler. Sonra da o parayı yiyip bitirecekler yani. O da var ya, adam da haklı. Niye çıksın hakikaten ortaya ya? Bütün parayı akrabalar sömürür. Ulan bana çıksa var ya, ben hemen bir tekne kiralardım. Bir mavi tur, tamam mı? Güneş, deniz. Ondan sonra artık jet ski mi yaparsın, surf mi yaparsın, kite mi yaparsın, kuit mi yaparsın, keyfimi yaşardım ha. Sen ne yapardın lan? Abi ben ne yapacağım ya? Dilek'le evlenirdim. Allah Allah, takmış diye ya. Şurada eğleniyoruz, keyif yapıyoruz. Dilek'le evleneceğim, Dilek'le evleneceğim. Ben diyorum ona piyango çıksa ne yaparsın? O diyor Dilek diyor. Ben diyorum piyango... O... Ne diyor? Çınar, seni Dilek'le evlendirmenin yolunu buldum lan. Nasıl abi? Bana bak, şimdi bu dördüncü talihliyi hala ortada yok değil mi? Hiç kimse bu adam kimdir, nerededir, nerede yaşıyordur bilmiyor değil mi? Bilmiyor. Çok güzel. Yarın sen Osman Aga'nın karşısına çıksan, bu piyangonun dördüncü talihlisi benim desen ne olur? Ama abi o büyük ikramiye bana çıkmadı ki. Ya Çınar, sen hakikaten angutsun ya. Senin zerre kadar zeka yok kardeşim ya. Hakikaten yani sana kız vermemek de Osman Aga haklı ya. Sende zeka yok, beyin yok, akıl yok. Nasıl sana kız versin? Ben Dilek'e kötülük mü yapıyorum acaba ya? Sizi evlendirmeye çalışıyorum ama belki de Dilek senden daha zeki, daha akıllı adamlara layık. Ne dersin? Ya abi bırak şimdi de, aklından ne geçiyor onu söyle. Oğlum şimdi yarın sen çıkıp da karşısına Osman Aga dördüncü talihli benim desem var ya, Osman Aga o gün sana kızını verir lan. Planım bu. Ama bu iş için tam 5.000 lira alırım ha. Sen beni Dilek'le evlendir abi. İste kanımı vereyim sana. Dinle o zaman. Bana bak. Şimdi eğer biraz... Bu da ne? Abiler bakın, durağa yolunu şaşırmış zenkin bir araba geliyor. Görüyor musunuz? Araba yanıyor ha. Tırın 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 tırın. İyi günler Akasya durağı ve onun çok değerli ama zavallı gariban şoför kardeşleri. Nasılsınız bakalım? Aa Sinan, niçin böyle zengin yer paspası gibi olmuşsun buralarda böyle? Oğlum nedir bu kıyafet ya? Nasıl, yakışmış mı baba? Aynı sünnet çocuklarına dönmüşsün. Bir tek maşallahın eksik. Ne? Sinan abi sen sünnet olmadın mı? Hep terbiyesiz. Sen benim muhatabım bile değilsin. Benim muhatabım Osman Aga.
Ne haber Osman Aga? Çok şanslısın, çok ballısın. Başına resmen devlet kuşu şaptı, kondu. Nasıl anlamadım yani? Ne zengin olurum ben? Osman Aga, keşke benim de bir kızım olsaydı da hemen veriverseydim. Ne yapalım? Kızını istemeye bu akşam mı gelelim, sabaha mı bırakalım? Ne istemesi be? Ne saçmalarsın öyle? Aa, bu. Sizin haberiniz yok mu? Piyango tarihlisi beyefendi benim patron mu? Kimdir senin beyefendi bey? Beyefendi. Hani günlerdir ortaya çıkmayan şu dördüncü tarihli var ya, işte o beyefendi. Yani benim patronum Çınar bey, bey. Bu bizim Kereste Çınar Bey. Evet, kendisi benim patronum olur. Nuri Baba, Çınar Bey beni yanına şoför olarak almak istiyor. Ama önce birkaç gün denemek ister. Becerirsem ulaştırma müdürü olacağım. Senden izin istemeye geldim. İzin var mı Nuri Baba? Oğlum sen zaten bu işten memnun değilsin. Unuttun galiba, grev ilan ettirdin ya. Onun için gidebilirsin. Ayrıca zaten böyle bir kıyafet giydikten sonra işime yaramazsın. Bana otel kapıcısı değil, şoför lazım biliyorsun. Sağ ol Nuri Baba. Osman Aga, sen de benimle beraber dışarı gelmek ister misin? Belki müstakbel damadına bir merhaba demek istersin. O da sana 40-50 bin lira bahşiş verir, ne dersin? Ay ben onun 40-50 bin lirasına... ben para bana istemem. Benim satılık kızım yok, tamam mı? Efendim Çınar Bey. Tabii efendim. Derhal efendim. Hemen giriyorum. Emriniz olun. Baş. Pardon, çok özür dilerim. Patronum Çınar Bey Zenginler Kulübü'ne üye olmaya gitmek ister de acelemiz var, gitmek zorundayım. Hoşça kalın. İyi günler. Tren. Vay be! Osman babacığım vallahi çok şanslısın. Zengin oldun sayılır çünkü müstakbel damadı zengindir da. Ne yapayım zengin damadı be? Bana adam lazım, adam. Böyle yiğit, mert, delikanlı. Aynı bir adam. Vay! Ablalarım arabaya bakın. Aa, Kale bu Sinan değil mi? Aa, vallahi Sinan bu. Aa, Gülbin, Sinan niye böyle sünnet çocukları gibi püskülü püskülü giyinmiş? Şoför elbisesi giymiş. Çınar? Aa, ne oldu ya? İyi günler kuaför tayfesi. Merhabalar. Kale siz niçin böyle giyindiniz ikiniz? Efendim, tanıştırayım. Yeni patronum Çınar beyefendi. Ay! Yeni patronuymuş. Ayol açlıktan nefesi kokuyor onun be. Bir lokma ekmeği zor buluyor. Yeni patronmuş. Ha? Abu, o ne biçim söz kaygana? Herhalde sen yılbaşı ikramiyesinin dördüncü özel talihlisinin kim olduğunu bilmiyorsun. Kimmiş? Kim olacak? Çınar Bey tabii. Aşkım, duyduklarım doğru mu? Ya aşkım o kadar abartmaya gerek yok. Altı üstü 10 milyoncuk. 10 milyon mu? Ya tebrik ederim aşkım. Bana neden söylemedin? Ay bir dakika. Damadımı ben de öpeceğim. Aslan damadım benim. Ay güzel evladım, açlıktan nefesi kokuyor derken vallahi şaka yapmıştım. Bir kızım daha olsa inan sana verirdim. Ağza bak ağza, verirdi tabii. Ah Kale, parayı gördünüz, hepiniz yalak oldunuz. Aa, damadım değil mi canım? Öpeceğim tabii canım benim canım. Sen damadım diyorsun ama Safiye'nin Osman babanın dileği bana hiç vermeye niyeti yok. Aa! Nasıl vermezmiş canım, ben ne yapar eder Osman'ımı kandırırım, sen hiç merak etme. Ayrıca bu kızı ben doğurmadım mı canım, Osman'daki olurmuş. Bravo Sayfi yenge. Çınar Bey affedersiniz ama bizim bir an önce Zenginler Kulübü'ne gidip üye olmamız lazım, izninizle yani. Aa, bir dakika canım, nereye gidersiniz? Kızı istemeden mi gidersiniz? Ah sen ne andasının gözüsün Safiş. Buldum paralı damada, yapış. İyi ama Safiye anacığım, yani böyle ayaküstü kız istemek olur mu yani? Olur. Aa,
olur mu canım öyle şey? Eve gidelim, Osman'ı da çağırırız. Kızçıyı orada istersiniz. Bir dakika, ben hemen arayayım. Söyle Safiye, ne var? Osman, çok önemli bir durum var. Hemen eve gel yiğidim. Niçin gelirim eve Safiye? Bir şey mi var yoksa? Ha? Ay Osman, amma çok soru sorarsın be yiğidim. Hadi eve gel, çabuk ol. Kapa hadi. Hadi gidelim de. Hadi buyurun arabaya, buyurun. Hadi hadi görüşürüz. Ya Sinan abi, sen dedin ki Osman aga paradan, zenginlikten etkilenir dedin ama Osman babayı etkilemek için bunları yaptırdın bana. Bence boşuna yaptık. Adam etkilenmedi. Yani bu kıyafetlere, o arabaya boşuna kira parası verdik. Ya Çınar bir dur oğlum ya. Ben Osman agayı nasıl ikna edeceğimi, onu nasıl tavlayacağımı çok iyi biliyorum. Sen işi bana bırak ya, karışma sen. Sinan! Çınar! Ne işiniz var sizin burada ha? Safiye! Ne yaparlar bunlar burada? Aa Osman'ım, yiğidim, hoş geldin. Otur da şöyle güzel güzel konuşalım. Değerli Osman aga, patronum Çınar Bey size bazı konularda fikir danışmak ister, fikrinizi sormak ister, mümkünse tabii. Ne konuda danışacakmış? Değerli Osman aga, değerli patronum Çınar Bey, parasını har vurup harvan savurmak istemez. Yani onu çarçur etmeyi hiç istemez. O yüzden de elindeki serveti, parayı hayır işlerine yatırmak ister. Değil mi Çınar Bey? Buyur. Ya evet, sonuçta Osman Bey, benim param var ve hayır işi yapmak istiyorum. Sonuçta para biter ama hayır katlanarak çoğalır ha? Aa öyle mi? Ne kadar güzel, ne kadar güzel. İlk etapta ben bir huzur evi açmak istiyorum. Huzur evi, hor hor hor. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ardından da bir tane cami yaptırmak istiyorum. Cami, cami. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ardından da bir tane okul yaptırmak istiyorum. Okul. Ding 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 ding. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ve son olarak bir tane aş evi yaptırmak istiyorum. Aş evi. Hapur hupur, hapur hupur, hapur hupur. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Demek hayır için harcayacaksın parayı ha? Evet, hayır için harcayacağım. Yani neticede benim böyle küçük, iki gözlü, sempatik bir evim olsa bana yeter diye düşünüyorum. Hiç öyle iki göz ev olur mu canım? Villa al, villa. Şöyle önünde de kocaman bir havuzu olsun. Yani hayır işlerine de şöyle %10 gibi bir pay ayırırsın. Hem evleneceksin ya, kızcamı da mutlu etmen lazım değil mi? Sen karışma Safiye. Aferin çocuğum. Sen hayır hasenat işi yap, Rabbisi sana daha büyük, daha çok ver. Aslanım be! Keşke herkes de senin gibi olsa. Osman'ım, Çınar Beyler de hayırlı bir iş için gelmişler. Hayırlı bir iş mi? Nasıl bir iş? Nasıl yani, ne iş? Şöyle hayırlı bir iş, bizim sebebi ziyaretimiz belli. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Dilenki, oğlumuz Çınar Beyefendi'ye istiyoruz efendim. Verdik gitti. Safiye, öyle olur mu bir ev verdik gitti? Nedir bu böyle? Boyacı gibi mi? Ben zengin diye kız vermem. Vermez misin? Vermez misin? Neden vermezsin? Veririm vermesine de zengin diye değil. Bu kadar hayır işlerine para yatırır diye veririm yani. Verdim gitti. Süpersin baba. Oğlum öpsene babaannenin lan. Öpeyim babacığım. Ha, el öpenlerin çok olsun. Kendi zengin, gönlü kendinden de zengin oğlum benim. Yani Osman Ağa'ya tam uygun bir damatmışsın sen yani. Ay Osman'ım, en kısa sürede nikahı kıyalım, hemen düğün yapalım, düğün. Evet, evet. Acelesi ne be Safiye? Öyle bir nişanlı kalsın lan. Ay olur mu Osman, ne nişanı canım? Verelim gitsin, verelim gitsin. Zaman zaman, zaman zaman, bizim düğün ne zaman ya lelelim. Amanın aman aman, zamanın zaman zaman, bizim düğün ne zaman ya lelelim. Amanın aman aman, zamanın zaman zaman, bizim düğün ne zaman ya lelelim.
gördün mü Safiş'i? Oğlana piyango çıkınca bastı nikah. Akıllı kadın vallahi. Kale Safiş, kusura bakmasın ama bu kadar çabuk düğün görülmüş duyulmuş şey değil. İlahi Eleni, evlendirmesinde playboy mu olsun çocuk? Mankenlerle mi takılsın? E sonra ne olacak? Dileği deli mi alacak? Siz benim teyzemi kıskanırsınız. Bizim ailenin kadınları güzel, siz onu kıskanırsınız. Bir kere nereden bulacaktı bizim kız gibi güzel kızı? Sen bir yenge nasıl gidiyor? Lan Çınar'ım, helal etsin ha. Kız Dilek, sonunda kavuştun mu sevdiğine? Bıcırık. Nasılsın Sinan abi? İyiyim Halika Bala, iyiyim. Nasılsın Sinan abiciğim? İyi, senden nasılsın? Sen nasılsın, ne oldu? Hayırdır, ne var lan? İyi, ne olsun. Ya Sinan abiciğim, bu büyük ikramiye Çınar'a çıktın demiştin değil mi? Evet, Çınar'a çıktın, ne olmuş ki ne? Ya Sinan abiciğim, iyi de haftalardır aranan, ortaya çıkmayan talihli Çınar diyorsun. Bir yanlışlık yok. Yok canım, ne yanlışlık olacak? Çınar tabii yani, Çınar'a çıktın, ne var? Ne ya, nedir yani? Ya iyi de milli piyango için özel basım gazeteyi aldım da talihli. Ha bu adam. Aa bu harika falan. O nereden çıktı lan? Çabuk kaldır onu. Aa Osman Aga görmesin. O gazeteleri yok et hemen. Sakın Osman Aga görmesin. Ben seni sonra görürüm. Ya Sinan abiciğim, sen yine ne fırıldaklar çeviriyorsun? Oğlum fırıldak falan çevirdim yok. Sonra anlatırım. Aman o gazeteyi Osman Aga görmesin. Gerisine karışma. Nasıl? Oğlum o gazeteyi yok et, ben seni görürüm diyorum. Harika falan, anlasana. Yani nasıl? Ali Kefal, şimdi ben o Çınar'dan aldığım paranın %10'u senin olsun. Ne dersin? 20 yapalım. Onu olsun, onu olsun, onu olsun. 20 olsun. Allah belanı vermesin. Tamam, 20 olsun lan. Bana bak, Osman Aga nerede bu arada? Berberde tıraş oluyor, gelir. Günlerdir ortaya çıkmayan büyük piyango ikramiyesinin 4. talihlisi de ortaya çıkmış. Benim damadım. Haberini mi yapmışlar orada? Bak bakalım, yağlı pehlivan Osman Aga'nın damadına çıktı büyük ikramiye diye yazar mı ha? Yuh be kardeşim, sen ne para göz adammışsın. Sırf ikramiye çıktı diye kızını 60 yaşındaki adama mı verdin? Sen bana mı söylersin be? Ne para gözü, ne 60 yaşı ha? Çınar gencecik delikanlıdır. Bak bakalım bak, genç mi bu adam? Bak. Aa! Vay be. Beni oyuna getirdiler. Yaktım seni Çınar. Yaktım seni, yaktım. Çıksama vurum elin düzüne. Alsama Safiye'yi dizime. Safiye'm kınalar ya. Hayırdır Sinan abi? Hayırdır Çınar'ım, hayırdır. Önemli bir şey yok. Hani bu piyangonun 4. talihlisi vardı ya. Ha işte o ortaya çıkmış. Oh oh, ne güzel. Denk. Korkma korkma, bir şey olmaz. Piyango dairesi de adamın fotoğrafını özel haber olarak gazeteye basmış. Tamam oğlum, müşteri ol. Maneviyatını yüksek tut. Muhalini güçlendir. Ben Osman Aga'yı şey yaparım, kakalarım ben. Bu düğün iptal. Neden iptal? Sebep? Sebep? Çünkü bu iki susak bizi kandırıklamıştır. Benim kabahatim yok bunun. Ne? Ne piyango var, ne para var, ne de hayır işleri var. E ne var peki? Dayak var. Baba,